Bana bak komutan. Sen eline bir şey geçirir geçirmez soluğu benim yanında alayım. Geleyin ama suçlayarak geleyin. Nasıl olsa kesin Gendal yapmıştır, kesin. Ama hiç düşünmeyin. Senin neyi ima ettiğin çok açık. Benimle oynama komutan. Ben yeğenime sünnet yaptım. Kardeşimin emanetidir dedim, ne gerekiyorsa yaptım. Zaten çocuk benim yanımda. Komutan, sen haddini iyice aşmaya başladın ona göre. Buyurun Kendal Bey, ben sizi dinlemeye hazırım. Sen beni neyle suçluyorsun Oğuz komutan? Ha? Sizi hiçbir şeyle suçlamıyorum Kendal Bey. Ben bir şey ima etmişim. Siz öyle anlamışsınız. Şimdi anladığınızı anlatın o zaman. Bakın ben size durumu açıklıyorum. Bana bir açıklama yapmak durumundasınız. Eczaneye gidip astım ilacı almışsınız. Ve alırken de bunu yeğenime alıyorum demişsiniz. İlacı ve fişi rüzgarın tutulduğu evde buldum. Buyurun şimdi sizden açıklama bekliyorum. Anlaşıldı komutan. Başka çare bırakmadım bana. Şimdi kaçıranlar telefon etti. Ankesörlü bir telefondan. Rüzgar için para istediler. Eğer polise jandarmaya gidersen çocuğu bir daha göremezsin dediler. Ben de sustum. Sonra tekrar aradılar. Çocuk astım krizi geçirdi dediler. İlaç getir dediler. Beni bir yere çağırdılar. Dağın başında bir yer. Ben de ilacı aldım oraya gittim. İlacı yüzü kapalı bir adama verdim. Akşama kadar para işini halledeceğim. Sakın çocuğa dokunmayın dedim. Sonrasında da akşam olmadan çocuğu buldum getirdim. Peki bana niye gelmediniz? Duymadın galiba. Polise jandarmaya haber verme dediler. Çocuğu tehlikeye mi atsaydım? Başka ne olabilir? Bunun arkasında kimin olduğunu öğreneceğimden emin olabilirsiniz Kendal Bey. Tabii ya. Öğren. Kimmiş neymiş biz de bilelim. Bak komutan. Seninle çok ciddi bir husumetimiz var. Bileyim değil mi? Ona göre. Görevim deyip soluğu benim yanımda alayım. Olanı biteni anlattım işte. Get çocuğu kaçıranları bul. Benimle Nari'nin peşinde dolanarak bulamazsın öyle değil mi? Yine ne olmuş ana? Oğuz'un dedikler doğru mu? Kim bilir ne dedi yine o komutan? Ya rüzgarın işi. Yemedi, içmedi, geldi sana mı yetiştirdi ana? Diyecek tabii, senin demedin kabahat. Ana, korkma diye bir şey demedim. Bak Kendal, bundan sonra bana her şeyi söyleyeceksin, gizli hiçbir şey kalmayacak. Ana, benimle uğraşıyorlar. Hem de çok fena uğraşıyorlar. Şimdi de Murad'ın mezarına taş dikmişler. Gendal şan verdi diye. Ana, ana orada mısın? Sen ne diyorsun oğlum? Ana sakın merak etme ben halledeceğim. Bak şimdi tansiyonun falan fırlar. Gözünü seveyim sen kafana takma. Akşam gelince konuşuruz. Haydi kapatayım şimdi. Ulan komutan. Sen de illa gel benim hesabımı gör deyin, öyle mi? Haydi bakalım. Böyle veda eder gibi gözümün içine acına acına bakma. Onu sen büyüttün. O sana emanet dedi. Ya sen ne diyorsun kardeşim dememe kalmadı. Attı kendini Fırat'a. Tutamadım. Allah benim belamı versin ki tutamadım. Bir anda suyun içinde kaybolup gitti. Günah. Murat amcam. Çok günah. Thank you.
Nasıl? Gel. Bitti anne. Bitti. Kızım, sen benim yanımda olduktan sonra benim ne derdim kalır ne de tasam. Asıl, beri oğlum. Üzülme. Bitti. Buyur ağam. Oo, köpüğü de maşallah ha. Oh. Afiyet olsun ağam. Beğendin mi? Kendi ellerimle yaptım. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Eyvallah, çok beğendim. Ellerine sağlık kıza. Afiyet olsun ağam. Müsaaden varsa ben bir işleri kontrol edeyim. Eh sosete gülü, senin hesabın varsa benim de var. Benimle aşık atamayacağını anlamadım. Ama anlarsın. Sen kur, ben bozayım. Alıştık vallahi bu oyuna. Ben sıkılmam. Ama senin canını çok fena sıkacıma. Şahsın sevk işlemini hallettikten sonra bana malumat verin oğlum. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Gel Vedat. Komutanım, istediğiniz gibi Recep'le aynı hapishanede yatan birini bulup konuştuk. Recep, ağamı yakacak öyle şeyler var ki elimde deyip duruyormuş. Sonra da öldürülmüş zaten. Müebbet yatan biri ben yaptım demiş. Ama... Devam et. Adamın demesine göre işin içinde başka bir şey varmış. Recep'in elindeki neyse onu almak istemişler. Öyle dedi. Tamam Vedat. Sen bana Mehmet'i çağırır mısın? Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. Mehmet, şu elektriklerin kesildiği gün. Oğlum, kendi alçağın verdiğin ifadesini yazıyordun ya. Evet komutanım. Ekranda bir şeyler görmüştün, hatırlıyor musun? Evet komutanım. O gün ekranda kayıkta iki kişi gördüğümü hatırlıyorum. Film seyrediyorsunuz zannettim. Tamam oğlum, çıkabilirsin. Emredersiniz komutan. Ne var Fırat Efendi? Hiç utanmadın değil mi? Yok, utanmaz mıyım? Yerin dibine girdim. Başım yerden kalkmıyor. Neyzem oğlu, kardeşimin dul karısının dibinde dolanmak için... Her gün bir icat çıkarır oldu. Tabii ki utanayım. Ama ne yaparsın? Deyze oğlu işte. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bak Kendo, bu kadar garibanın günahına giriyorsun. İnsanların bu kadar ahına alıyorsun. Bir gün öyle bir tokat yiyeceksin ki ben bile sana acıyacağım, biliyor musun?
Fırat, acıma yetime. Senin merhametine ihtiyaç duyacağım gün, kendi şakağıma sıkarım, yine de o keyfi yaşatmam sana. Haydi, ben seni fazla tutmayayım. Sen git sosyete gülüyle, sıkma yap, börek yap, ayran yap. Haydi. Bana söyleyin, o CD'nin içinde ne vardı? Fotoğraflar vardı. O gün kayıkta iki adam gördüğümü hatırlıyorum. Özlem Hanım, o CD'nin içinde Murat Bey'in cinayetinin görüntüleri vardı değil mi? Kör oldu Melek. Kız demedim mi ben sana 50 kere neler çeviriyorsun anlat dedim, gıkın çıkmadı. Bittim ben biliyor musun şimdi? Bittim mi? O niye ki? Bitesim geldi o yüzden Melek. Kasım! Kasım gel hele. Buyur ağa. Şu yeni gelen fıstıklar ne oldu baktın mı? Ne kadar işlenir durumda? Nedir? O taraf halloluyor. Akşama raporu gelir. Ey ey. Ha bana bak. Şu yanan fıstıkların alıcısı adamını göndereceydi. Çek vereceydik. Aman işi falan çıktı dersin gönderirsin tamam mı? Beklesinler ya. Ona çek buna verecek halimiz yok ya. Halden anlasınlar biraz. Malımız yanmış ya. Tamam ağam, ben hallederim. Sen kafayı takma. He, beni rahatsız etmeyin. Biraz kestireceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem gelince Emine ile Ebru'ya sürpriz olur. Hadi, şu peçetelikleri dolduralım. Hadi bakalım. Sen öyle oturacak mısın? Sen de oturuyorsun. Ben kaza geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ya tamam, birbirinize uğraşmayı bırakın artık. Sıkıldım ha. Hadi. Alo Kasım. Ne oldu kız, sesin niye öyle geliyor? Bittim ben, bittim Kasım. Ne oldu kızım şimdi? Niye bittin? Oğuz komutan aradı beni. Yine ne sordu? İnmedi tepemizden. Dedi ki o seride Murat Ağa'nın cinayeti vardı değil mi dedi. İşte şimdi Özlem. Sırf kendini değil beni de mahvettin. Beni de. Sana ne oluyor be? Kendall'ın o CD'yi bulmaması lazım. Ne yap ne et. Özlem'e buldur şunu. O CD tek silahımız. Kendall o CD'den haberdar olursa Recep'in evini yaktığı gibi konağı da yakar. İşimiz bozulur. Biz planımızın tam işlemesini isteriz. En ufak bozulmada herkes payına düşen bedeli öder. Sen de bir çuval incir berbat ettiğin için tekrar içeri girersin. Recep'in cinayeti yüzünden. Senin suçunu üstlenen adamımız ifadesini değiştirirse ne olacağını tahmin ediyorsun değil mi? Sen niye bitiyormuşsun? CD'yi yapan benim, kaybeden benim.
Sen bu olaya kendini fena kaptırdın herhalde. Yoksa yeni ortağın Melek'le mi işlerin bozuluyor ha? Ya da Melek kızı istediği takas. Yettin ha Özlem. Benim Melek'le işim yok. O ne bilir ne yapar ben bilmiyorum. Sensin. Nasıl bulursun, nerede bulursun onu da bilmiyorum ama bulsan iyi olur. Oğuz komutan kendince ipuçlarını birleştirmiş. Ama elinde bir delil yok. Şimdi o kayıp Sidi'nin peşine düşecektir. Bizden önce bir şekilde Kendall'ın eline geçerse işte o zaman... Ulan Özlem, ulan Özlem. Bitecek anne. Bitecek. Haber kötü. Ne oldu? Oğuz komutan Özlem'i arayıp CD'de... Murat'ın cinayeti vardı değil mi demiş. Cemal Bey. Tamam arayacağım seni. Bir emriniz var mı? Sana CD'yi bul dedik. Buldun mu ki emrin var mı diye soruyorsun. Oğuz işi çözmüş. Tek problem Kendall'ın bizden önce CD'yi bulma ihtimali. Tek delil de ortadan kaldırırsa cezası kalır. Sen de ortaya çıkamayacağına göre... CD Kendall'ın eline geçmemesi lazım. Oğuz işi çözdüğüne göre CD'nin peşine düşecektir. Kasım'a da söylediğim gibi... Aradığını bulmak için Recep'in evini yakan Kendall konağı yıkar. Ki CD konakta bir yerde. Ama kimde? Kim saklıyor bilmiyoruz. Yaptıklarının cezasını çekecek. Öyle ya da böyle.